Koridorun açılması yönünde herkesin beklentisi var. Türkiye'de koridorun bir an önce açılmasından yana bu konuda tam destek veren ülke. Taraf ülkeler de tabii ki artık koridorun açılmasından kazanç elde edebilecek durumdalar. Ama Ermenistan'ın endişeleri de Rusya'ya olan tabii ki güvenlerini kaybetmiş olmalarıyla ilgili. Karabağ sorununda yaşadıkları güvenlik zafiyeti, hatta Ermenistan açısından biliyorsunuz kolektif güvenlik örgütünden ayrılmayı bile gündeme almış durumdalar. Çünkü Rusya'dan istedikleri desteği sağlayamadıkları gibi Rusya'nın Ukrayna sorunuyla yoğunlaştığı bir dönem içerisinde buradaki bölgede kalıcı olarak var olmaması için Ermenistan bunu aslında stratejik bir araç olarak kullanmak istiyor ve Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Yani buraya tarafsız başka bir ülkenin gelmesi ki Türkiye'de bu anlaşmada yer alan bölgenin güvenliğini taahhüt etmiş ülkelerden biri. Türkiye'nin de orada takım güvenlik güçleri bulunuyor. Bu noktada tabii ki Rusya'nın muhalefetini aşmak kolay olmayacaktır. Yani Rusya'ya rağmen orada bir güvenlik koridorunun oluşturulması kolay olmayacaktır. Rusya'nın ikna edilmesi noktasında Türkiye'nin müzakerelerde etkin rol alabileceğini düşünebiliriz. Yakın zamanda bir Putin'in Türkiye'yi ziyareti planlanıyor. Bu ziyaret gerçekleşirse bu ziyarette de bu konunun konuşulacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemine başlar başlamaz biliyorsunuz Bakü'yü ziyaret etti ve bu ziyarette de daha aktif olarak bölgede bir takım adımları atmak istediğini dile getirdi. Başkonsolosluğun açılması, demir yollarının genişletilmesiyle ilgili tavrını ortaya koydu. Destekleyici adımlar geleceği için koridorun açılması konusunda kısa vadede bir takım gelişmelerin yaşanacağını bekleyebileceğimizi düşünüyorum ben.